Hoş geldiniz. Şimdi evimizde Galatasaray maçından sonra ikinci evimizdeki maç Fenerbahçe'ye yönelik. Bu sene çok zorlu bir fikstürle başlıyoruz. Yani Galatasaray, Afyon deplasmanı, Fenerbahçe ve devam eden bir 6-7 haftalık süreçte çok sıkıntılı bir fikstürümüz var. Ama tabii 2-2 başlamış olmamızdan dolayı takımda bir moral, özgüven bu maça gelirken rakibimizin çok değerli ve çok güçlü bir takım olduğunu bilmemize rağmen bu maçı da kazanmak için bütün hafta aslında oyuncular biz çok fazla gayret gösterdik ve gerekli hazırlıkları yaptık. Ama şöyle yeni takım olmamızın verdiği sonuçlardan bir tanesi de istikrarlı olarak 40 dakika boyunca oynamak istediğimiz basketbolu sahaya yansıtamadık. Yani çok kesik kesik bölümlerde iyi basketbol oynadık. Yani bunu Fenerbahçe gibi takımlara 30 dakikalara, 35 dakikalara çıkaramadığınız sürece kazanma şansınız kalmıyor. Belirli dönemlerde de çok sıkıştırmamıza rağmen o iyi oynadığımız dönemlerin dakika olarak yükseltemedik. Dolayısıyla da aslında 3. periyodun sonuna doğru 3 sayıya kadar düşen fark belirli dönemde hep böyle bir yakın temasta ve yakında takip ettik. Ama orada tabii Fenerbahçe hem tecrübesini hem kalitesini hem de potansiyelini kullanarak özellikle 4-3 periyodun ortasından itibaren de belirli sayı diferansıyla birlikte kontrolü aldı ve maçı bitirdi. Kendilerini tebrik ediyorum. Euroleague'de başarılar diliyorum. Kendi adımıza da. Şimdi bundan sonra bizim bu salıdan itibaren Avrupa Kupası serüvenimiz de başlıyor. İçeride oyunculara da söyledim. Artık her 3 günde bir yeni bir mücadelenin içerisinde olacağız. Buna da hazırız. Yeni bir takım olmamıza rağmen ümit veren bir takım. Bugün Fenerbahçe gibi takıma karşı belirli sürelerde hep direnç gösterdik ve oyunun içerisinde de kaldık. Ama hücumda da bazı sıkıntılarımız oluştu. Bu hücumdaki sıkıntılarımızı çözmeye gayret edeceğiz. Daha fazla hem bireysel kapasitemizi hem de takım olarak hücum etmeyi daha iyi yapmamız gerekiyor. Bu hatalarımızı da bu maçtan görerek artık salı günü önümüzde İsrail'de oynayacağımız çok önemli bir Avrupa Kupası maçı var, başlayacak. Oraya hazırlanarak orada başarılı olmanın yollarını arayacağız. Teşekkür ediyorum. Var mı herhangi bir soru? Teşekkürler.